Arkadaşlar hepinize merhabalar. TYS Patch toplu paket videosuna hepiniz hoş geldiniz. YouTube kanalımda bu zamana kadar çekmiş olduğum transfer yamalarını TYS Patch versiyon 1, versiyon 2, versiyon 2.1, versiyon 2.2, versiyon 3 konuşurken yoruldum. Bu videoların hepsini tek bir paket haline getirdim. Videonun açıklama kısmında vermiş olduğum Discord linkine tıklıyorsunuz. Toplu paket kategorisinde yer alan TYS Patch kanalına tıklıyorsunuz. Bu şekilde TYS Patch ayrı ayrı kanalında gördüğünüz bütün modları tek paket haline getirdiğinde yazdım zaten. Bu kanalda görmüş olduğunuz bütün versiyonların hepsini bu şekilde toplu paket kategorisinde yer alan TYS Patch kanalına tıklıyorsunuz. Buradaki linke bir kere tıklıyorsunuz. 6,42 GB'lık bir dosya mevcut. Evet, birazcık fazla ama gerçekten güzel bir yama oldu. Bunu buradan indiriyorsunuz. Bu şekilde bir Winner klasörü gelecek. Bunun içerisindeki klasörü masa üstüne sürükleyip bırakıyorsunuz. Orada birazcık bekleyeceksiniz. Evet, klasör bu şekilde geldikten sonra bu Winner'ı silebilirsiniz. Klasörün içerisine giriyorsunuz. Burada FIFA Mod Manager 1.1.4 versiyonu var. Bunun içerisine giriyorsunuz. Burada FIFA Mod Manager var. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Karşınıza bu şekilde 28 tane mod geliyor. Hazır bir şekilde geliyor. Bunların sırasını hiçbir şekilde karıştırmayın. Bilginiz olsun. Yani bunu bu şekilde yukarı doğru taşımayın. Herhangi bir modu kaldırmayın. Bilginiz olsun. Eğer isteğe bağlı mod yapacaksanız her zaman bir numaranın altında olsun. Üst taraflarda olmasın. Bu şekilde kalsın. Buna ellemeyin. Daha sonrasından belgeler kısmına giriyorsunuz. FIFA 22 Settings. Burada sizde başka squad dosyaları varsa bunları silin. Şimdi ben burada iki tane squad klasörü paylaştım. Bir normal squad, transfer ve 100 yaması var. Bir de transfer 100 yaması artı Süper Lig 100 yaması var. Bakın, Süper Lig 100 modunuz yoksa, bunu her zaman söylüyorum, Süper Lig 100 modunuz yoksa bu squad'ı etkinleştirmeyin. Bakın, ben burada beni oku diye bir metin belgesi paylaştım. Süper Lig'i sadece squad dosyasını 58 tane 100 modu olanlar yapsın. Yani sizin mod manager'ınızda 58 tane Süper Lig 100 modu varsa bu squad'ı kullanabilirsiniz. Ama bu mod manager'da herhangi bir 100 yaması yoksa, bakın gördüğünüz gibi bomboş, ben bu squad'ı yapamam. Ne yapacağım? Bu squad'ı yapacağım. Bakın, transfer ve 100 diyor. Süper Lig yok burada. O yüzden bu squad'ı alıp bu şekilde belgeleri atıyorum. Yapmam gereken bu sadece. Ha, oldu ki 58 tane Süper Lig 100 modunuz var. Bu alt taraflarda işte İrfan Can Kahveci'dir, Ferdi'dir vesaire vesaire, bir sürü Süper Lig oyuncuların yüzleri sizde var. Bunun için de şöyle yapacaksınız. Bakın, beni oku diye bir metin belgesi paylaştım. Süper Lig 58 tane 100 yamasına erişmek istiyorsanız bu linki Google'a kopyalayıp yapıştırıyorsunuz ve bu videoyu izliyorsunuz. Nasıl yapılması gerektiğini bu videoda anlattım. 58 tane 100 modunuz varsa da aynı şekilde bu squad'ı kopyalayıp Settings'in içine atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben de şu anda 58 tane 100 modu olmadığı için ben normal squad'ı attım. Launch'a bir kere basıyorsunuz. Bu şekilde bir ekran gelirse continue diyorsunuz. Tekrardan continue diyorsunuz. Bu işlem bir 30-40 dakika sürebilir. Şu an bende hızlı açıldı ama sizde yavaş açılabilir. Hiçbir şekilde bilgisayarınızı kapatmayın, mod manager'ınızı kapatmayın. Oyun açıldıktan sonra özelleştir kısmından profile giriyorsunuz ve kadroları yüklüyorsunuz. Buradan TYS Patch versiyon 4'ü yüklüyorsunuz. Ardından kadrolarınızı kaydediyorsunuz. Yapmanız gereken oldukça basit bir işlem. Herhangi bir sorun olursa Discord üzerinden bana ulaşabilirsiniz.